Ali Turhan, selo yok, gazi verelim. Avrupa'nın tek dişi kalmış canavarı Filistin'de kan kusuyor. Yine masum yavrular, masum gençler, şehadete susuyan bedenler bizi terk ediyor. Dünya suspus, ölü taklidi yapanla şehit olmak için yola çıkanların dünyasında hiçbir şey değişmedi. Teknolojinin ölüm kusanıyla şehit olmak için öne çıkanın aynı coğrafyada yaşadığı gibi net ve değişmedi. O sahneler bana 15 Temmuz görüntülerini hatırlattı. Havada birkaç hain, aşağıda masum insanlar. Telef olmuş bedenler, geleceğe kararmış adamlar. Ama gaye net, ölürsek şehit kalırsak gazi, yaradansa mutlak razı. Siyasetin cilvelerini takip ettiğimiz bu günlerde dünyanın canını acıtan sahneler yaşanıyor. Alışıyoruz, sıradanlaşıyoruz, kanıksamalarımız giderek çoğalıyor. Bu hissiyatla siyaset ancak bu kadar yorumlanıyor. Ha bir de açlığı eklemek lazım. Tüm partiler hummalı bir şekilde kimi vekil yapalım listelerini çalışıyor.'' İktidar partisinde istihbaratın kıyım yaptığı söyleniyor. Biz ise YSK'ya listelerin verileceği ana kilitlendik. Cumhur adayları konuşuyor. Erdoğan coğrafi geziler yapıyor. Sonuçsa neredeyse kesin sadece ikinci kim olacak onu belirlemek için miting benzeri çalışıyorlar. İktidar oyunu düşürmeden, parlamentoda sandalye kaybetmeden bu işten çıkmak istiyorlar. İyi güzel, tarihin en sessiz seçimi böyle ilerliyor. Ben çok memnunum açıkçası, böyle de bitsin inşallah. Partiler ser verip sır vermiyorlar ama kulisler alabildiğine hızlı. Temayülden çıktığı konuşulan net iller ve net isimler bile var. Kırşehir'de değişim olur, Metin Ülgenkaya listelerde olur diyorlar. Keza Bolu ilinde de başka bir ismin ön planda olduğu söyleniyor. O da Metin Vural. Bir başka il Malatya Nedim Durgungül, Erzurum Erdal Tanaz Karagöl, Kars İsmail Turan, Elazığ Selahattin Çoban, Yozgat Osman Coşkun, Van Mehmet Utku, Karaman Adem Kocatürk, Amasya Hicabi Bağçuvan, İstanbul Abdullah Düzgün, Ankara Enes Şişman, Orhan Yeğin, Düzce Numan Çubuk, Ayrıca Hasan Barazi, Fatih Aslan, Mehmet Turan, Muharrem Kurt, Efkan Günaydınoğlu gibi ağır resimler var ki listeler bayağı sağlam gibi gidiyor. Hizmet için gemileri yakan bu gençler mevzu memleket olunca Afrin'den Lice'ye, Kızılcahamam'dan Kulpa, Araklı'dan Haniye'ye kadar çalışmışlar. Cümbüş İttifakı da Selahattin'i içeriden çıkaralım diye çırpınıyor. Yama yok o biraz daha bekleyecek diyor diğer ittifaktakiler. Selo demişken Diyarbakır yeni bir güzellik yaşıyor. Senin yokluğunda Ankara'dan bir genç sizin o tarafa aday adayı oldu. Adaylar arasında da en çok dikkat çeken de o oldu. 15 Temmuz gazisi bir genç yanından da hiç ayrılmayan kadim dostu fizikçi Onur'la süper ikili. Adam Trabzonlu olup Ankara'da yaşıyor, Diyarbakır'a aday adayı oluyor. Kim bu yahu diyenler için Gazi Muammer Polat'tan bahsediyorum. 15 Temmuz gecesi Beştepe Külliye yanı Jandarma Genel Komutanlığı önünde helikopter ateşi sırasında gazi olan Muammer Polat'tan. Yarım kalan gaziliği şehitlikle taçlandıramadığı için utanıyor diye söylenen muammerlerden onurlardan bahsediyorum. Ankara'da Trabzon'da siyaset yapmak kolay. Neden Ankara'da adaylık faaliyetlerini yürütmüyorsun sorusuna davamız ne Ankara ne Trabzon. Davamız Türkiye. Davamız Recep Tayyip Erdoğan diyen gençler bunlar. Bu hevesleri onları mutlaka hizmet noktalarına taşıyacak bu kesin. Başka bir kesinlik var ki dün itibariyle Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Merkezi'ne kamp kurmuş. Üst kurul iptal, alt kurul başkanları toplansın deyip yine herkesi ters köşeye yatırdı. Listeleri bizzat kendi çalışıyor. Eğer alt komisyonlara ve istihbarata takılmadıysanız şansınız çok yüksek. Olabilecek en adaletli tercih şekli sizi bekliyor. Şimdiden hayırlı olsun. Son bir hatırlatma da Cumhurbaşkanı'na listeler yeterince temiz ve kaliteli çıkmazsa etrafta sorumlu aramadan gelişine töhmeti yapıştıracaklar haberiniz olsun. Saygılarımla. Ali Turhan, Makale.com